Herkese merhabalar, ben Banu. Hoş geldiniz. Bu videoda gerçekten bir başka önemli ve kanayan yaraya daha parmak basmaya geldim. Ve bu videoda anlatacaklarım, emin olun ki bundan sonraki iş görüşmelerinizde ve mülakatlarınızda işinize çok ama çok yarayacak. Peki ben neden bahsedeceğim? Bu videoda mülakatların en önemli sorularından bir tanesi olan sizi neden işe alalım sorusuna nasıl cevap vermeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Evet, bu çok kolay bir soru gibi gözüküyor belki ama çok fazla mülakat yapmış olan bir insan olarak ve hali hazırda da birçok farklı deneyim seviyesinden iş insanıyla mülakat simülasyonu gerçekleştiren bir kişi olarak bu konuda çok fazla dönem var, çok fazla verim var ve en doğru cevap nasıl verilir? Bu videoda size onu anlatacağım. Bu videoda içeriğime geçmeden önce kamu spotumu tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu benim için çok önemli. Destekleriniz benim için çok değerli. Hem yorum yapmanız, videoların altına beğeniyorsanız beğenmeniz, abone değilseniz abone olmanız. Bunlar benim için çok değerli ve çok önemli şeyler. Ümit ediyorum ki desteklerinizi esirgemezsiniz. Parmaklarınızla o abone ol tuşuna basarsanız, eğer beğenerek takip ediyorsanız. Dediğim gibi çok kilit bir sorudur bu. Sizi neden işe alalım? Ve bu her deneyim seviyesi için sorulur. Şimdi bu videoda ben önümde notlarım var. Yani 5 sayfa not aldım arkadaşlar. Tabii önemli noktalarla birlikte. Öncelikle hatalar nedir? Bundan bahsedeceğim. Nasıl bir formülle cevap vermelisiniz? Bunu anlatacağım ve tabii arada da size bazı önemli ipuçları vereceğim. Öncelikle kurumlar herkesin verdiği cevaplara çok alışkınlar. Hep aynı tipte cevaplar veriliyor, hep aynı tipte şeyler anlatılıyor. Yani insanlar, yöneticiler, İK'cılar, doğru düzgün yöneticiler, İK'cılar sizin herkes gibi cevap vermenizi istemiyorlar. Çünkü bunu ayırt edebiliyorlar. Yani herkes gibi cevap vereni kendiniz gibi olmanızı istiyorlar. Öncelikli olarak bunu söylemek istiyorum. Tabii ki iş görüşmesi bir satranç ve çok önemli, düşünülerek, her bir adımını düşünülerek atmanız gereken bir satranç oyunu. Hesaplamanız gerekiyor. Orada ağzınızdan çıkacak her şey sizin için önemli. Sizin değerlendirmeniz için önemli. Ne çok çok rahat olmalısınız kendinizi beğenmiş gibi, kibirli gibi, ne de çok 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 heyecanlı olmalısınız. Hani tutuk, böyle hiçbir şey anlatamayan, konuşamayan, ikisinin arasında bir dengeye ihtiyacınız var. Şimdi önce hatalara bakalım. Bunlardan bahsedeyim. Sonra dediğim gibi bir formül vereceğim size ve işinize yarayacağını düşünüyorum. Hataları burada önümde not aldım. Öncelikli olarak kendinizi ve yetkinliklerinizi herhangi bir olaya, herhangi bir duruma, herhangi bir deneyime bağlamadan anlatmak. Yani birçok insan gibi işte tutkuluyum, detay odaklıyım, zaman yönetimini iyi yaparım, planlıyım. Şimdi sizi neden işe alalım dedikten sonra kişinin işte bazı yetkinlik isimlerini sıraladığını görüyoruz. Şimdi eğer herhangi bir kişilik envanteri yapılmadıysa, herhangi bir değerlendirme merkezi yapılmadıysa, hakkınızda sadece görüşmede edinilebilecek bilgilerle ilk etapta da diyelim bir karar verilecekse, sadece kuru kuru bazı yetkinlik isimlerini sıralamanız önem arz etmiyor. Ve karşı tarafta bir anlam da bulmuyor. Çünkü bunlar jenerik bir ifadeye giriyor. Şimdi ben senin detay odaklı olduğunu nereden bileyim? Ya da zaman yönetimini nasıl yaptığını, güçlü yapıp yapmadığını nereden bileyim? Böyle düşünmelisiniz. Biraz empati yaparak, karşı tarafı da kendinizi de karşı tarafın yerine koyarak. Öncelikle bunları bir parka çekmenizi rica edeceğim sizden. Bu standart cevapları koyun bir köşeye ve farklı türde düşünün. Bu birinci hata. İkincisi ise mesela herkes benimle çalışmayı çok seviyor. İşte ben bir şeyi çok çok hızlı öğrenirim, hemen yaparım. Tüm çalıştığım işlerde başarılı oldum, tüm kurumlarda başarılı oldum gibi böyle rahatla kibirli arasında bir tavır takınmak da çok kötü. Bunu da bir köşeye, bir parka almanızı rica edeceğim. Birincisi tek tek yetkinlik isimlerini peşi sıra saymamak. İkincisi ise bir şeyi anlatırken böyle çok ukala, kibirli gibi gözükmemek. Bu iki tavrı da, iki yaklaşımı da bence köşeye alıyoruz. Bu cevapların ikisi de bence başarılı değil. Sizin işinizi de çok kolaylaştırmıyor. Standarda gömülmenize ve jenerik algılanmanıza neden oluyor. Size söylemek istediğim şey şu: güçlü yanlarınızı anlatırken örnekler vermeniz. Yani siz eğer bir zaman yönetiminden bahsedecekseniz,
Geçmiş iş hayatınızda ya da okul hayatınızda deneyiminiz olmayabilir. Bu bana hep gelen bir soru. Banu Hanım böyle böyle anlatıyorsunuz ama deneyimli olmayanlar ne yapacak? Anlatıyorum. Onları da söylüyorum. Okul hayatınızdan vereceğiniz örnekler olabilir. İş hayatında da iş hayatınızdan vereceğiniz örnekler olabilir. Kilit şey ne? Sizin her koşulda anlatacağınız o yetkinlik için bir örnek veriyor olmanız. Bir örnekten bahsediyor olmanız. Bir durumu, bir vakayı anlatıyor olmanız. Mesela hızlı öğrenmeden bahsediyorsunuz diyelim. Hani ben bir şeyi çok hızlı öğrenirim, çok kısa sürede yaparım. Şimdi ben bunu nereden bileyim? Şimdi ben bir mülakat yapan bir İK yöneticisiyim. Karşı taraf bir şeyi çok hızlı öğrendiğini iddia ediyor. Ben bunu nasıl anlayabilirim? Bu yeteri kadar etkili bir cevap değil. Son dönemde çok hızlı öğrendiğinizi düşündüğünüz bir şey paylaşın mesela. Ya da iş hayatınızda genel olarak çok hızlı öğrendiğinizi düşündüğünüz bir şey anlatın. Ya da okul hayatınızda mutlaka somut bir şeyle bunu güçlendirmeniz gerekiyor. Bu etkiyi somut bir şeyle karşı tarafa vermeniz lazım. Şimdi bir formül vereceğim. Sizi neden işe almalıyız sorusunu cevaplarken nasıl bir formülle ilerleyeceksiniz? İlki çok çok önemli. Çok çok önemli. İsterseniz yeni mezun olun, isterseniz çok deneyimli olun. Lütfen ama lütfen öncelikle bilinçli başvurularda bulunun. Yani rolü çok iyi araştırın. Okuyun, öğrenmeye çalışın. Yani bunun için daha fazla bilgi edinmeye çalışın. Bakın, araştırın. LinkedIn'den bakın, kurumun web sitesinden bakın. Mümkün olduğu kadar bilgi toplamaya çalışın. Başvurduğunuz rolün çerçevesiyle ilgili bilgi toplamaya çalışın. Kurumla da ilgili bilgi toplamaya çalışın. Yani bunu ne kadar başarabilirseniz, yani public olarak ne kadar bilgiye ulaşabilirseniz ulaşın. Yani ödevinizi çok iyi çalışın. Kendinizi anlatırken, bu sizi neden işe alalım sorusu sorulduğunda kendinizi anlatırken, birincisi anlatacağınız her bir yetkinliğin altına birer cümleyle mutlaka doldurarak anlatın. Ve o rolle ilgili bir bağlantı kurmaya çalışın. Eğer bunu böyle anlatırsanız, yani örnek veriyorum, dijital içerik üreticisi rolüne başvuruda bulundunuz ya da dijital proje yöneticiliği. Şimdi bununla ilgili olarak geçmiş deneyimleriniz varsa bağdaştırarak anlatın ve o rolün kapsamını da bildiğinizi hissettirin karşı tarafa. Mutlaka adreslendiği bir şey olsun açıkçası. Mesela hangi süreçleri bildiğinizi ve bunları neleri yaparak gerçekleştirebileceğinizi ve sonuç olarak da hangi noktalara varabileceğinizi aktardınız. Mesela ben bir insan kaynakları yöneticisiyim. O zaman insan kaynakları müdürlüğü rolü için başvuruda bulunuyorum. O zaman bu rol nokta 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 şeyleri içerdiği için ben bunları nokta noktaları yaparak ve nokta 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 işlerden gelen deneyimlerimi kullanarak nokta nokta hedeflere varılmasını sağlayabilirim gibi. Tabii ki arkadaşlar, bunların her biri için düşünmeniz gerekiyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Yani her bir iş görüşmesi için bunları araştırmanız, ilgili rol ile kendinizi iyi paralel zeminde eşleştirmeniz gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Sonrasında ise aslında birincisine de ufaktan değindim. Rolü çok iyi araştıracağız, kurumu çok iyi araştıracağız, bileceğiz. Ve geçmiş deneyimlerimizi ve yetkinliklerimizi tekrar etmek istiyorum. İlgili rolle çapalayacağız, eşleştireceğiz. Yani insanlar eğer bir endüstri mühendisi arıyorlarsa ya da bir kalite süreç mühendisi arıyorlarsa ve ben geçmişte bununla ilgili bir işte çalıştıysam ya da hangi yetkinliklerim varsa ben onları o rolle nasıl eşleştirip kullanacağım? Bunları bu şekilde servis etmek gerekiyor. Yani role nasıl bir katma değer sağlayacağım? Yetkinliklerinizden bahsederken de bunları düşünmeniz gerekiyor. Sadece isimleri belirtmeyin. Zaman yönetimi mi, hızlı öğrenirim. So what? Yani. Altını mutlaka doldurmanız lazım. Formülü anlatırken size büyük finalde şunu söyleyebilirim. Görüşen kişiye sorular sormanız gerekiyor. Görüşen kişi aslında mülakatın, evet, ağırlıklı merkezde siz varsınız, sizi tanımak var, size karşı sorular sorulması var ve onları tabii ki uygun bir dille, nezaketle, kibarlıkla ve akıllı bir şekilde cevaplamanız var. Ama aynı zamanda bunun hani insani bir görüşme olduğunu da unutmayın lütfen. Sizin de soru sorma hakkınız var, sizin de merak ettiklerinizi öğrenme isteğiniz var. Sorularınızı da hazırlayın. Sorularınız da kenarda olsun ya da aklınızda olsun. Mutlaka görüştüğünüz kişiye sorularınızı sorun. Bunun için çekinmeyin. Mesela anlattıktan sonra mülakatın sonuna doğru karşı taraf sorarsa bana sorularınız var mı diye,
Tüm anlattıklarımla birlikte acaba beni bu rol için nasıl değerlendiriyorsunuz? Kafanızda neler oluştu? Gibi. Bakın hiç kolay bir soru değildir. Aslında çok nazik bir cesareti de barındırır. Karşı tarafın da hoşuna gidebilir. Burada siz de iki şey anlarsınız. Birincisi, karşı taraf bunu anlar. Saygıyla ve nezaketle ve dürüstlükle, yani olabildiği kadar öyle diyelim. Genellikle aslında politik davranılması gereken tabii ki süreçler biliyorsunuz. Ama belki bir nebze açıklanabilir. Hani görüşler, fikirler neden olmasın. Ya da karşı tarafın gözünü kaçırdığını anlayabilirsiniz. Kaçamak cevap verdiğini anlayabilirsiniz. Cevap vermek istemediğini anlayabilirsiniz. Mesela bunlar da hep sizin bir fikir edinmeniz için çok önemli şeyler. Umarım bu videoda anlattıklarım sizlerin işini bundan sonraki tüm mülakatlarda ve iş görüşmelerinde kolaylaştırır. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil, sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.